Sevgili gençler, bölen sayıları videosuyla karşınızdayız. Bu videoya başlamadan önce abone olup bildirimleri açmayı da unutmayınız. Bir sayının bölenleri x, y, z sıfırdan farklı birer tam sayı ve eğer ki x'i ben y sayısıyla z sayısının çarpımı biçiminde yazabiliyorsam, mesela 6 eşittir 2 kere 3, y ve z yani 2 ve 3 x'in yani 6'nın bölenleri ya da veya ne olacak, çarpanları diyebileceğiz biz bunlara. Yani arkadaşlar, eğer ki sen bir sayıyı, mesela 8 sayısı 2 ile 4'ün çarpanları, değil mi? 2 ile 4'ün çarpımı 2'ye ve 4'e, 8'in çarpanları veya 8'i bölenler diyeceğiz. Tamam mı? Peki bundan biraz uzaklaşalım. Şu probleme biraz kafa yoralım. Şimdi 3 tane tişörtü ve 4 tane pantolonu olan Burak isimli genç arkadaş o gün dışarı çıkarken bir pantolon ve bir gömlek seçip giyecektir. Kaç farklı kombin yapabilir diye sormuş. Şimdi burada aslında çözüm çok basit demişim bakın. Hatta tek tek not alarak bile bununla başa çıkabiliriz ama biz bunun çözümüyle değil, bu çözümün bize öğrettiği mantıkla ilgileneceğiz. Şimdi bu çözümü, bu soruyu sanki böyle çok zor bir problemmiş gibi düşünelim ve karşılığında bir şey elde etmeye çalışalım. Bu çözümün mantığı bize çok çok güzel şeyler öğretecek. Şimdi bakın. Bizim 3 tane tişörtümüz vardı ve bu tişörtleri isimlendirelim. A marka tişört, B marka tişört ve C marka tişört diyelim. Pantolonları da sevgili gençler, 1. marka, 2. marka, 3. marka ve 4. marka olarak isimlendirelim. Ve şimdi bu arkadaşa bir tane tişört, bir tane pantolon seçerken yardımcı olalım. Mesela A tişörtünün altına bir pantolonunu giyebilir. Gene A tişörtünün altına 2 pantolonunu, 3 pantolonunu ve 4 pantolonunu giyebilir. 4 pantolonu derken 4 markalı pantolonu. Tamam. Yine B tişörtünün altına bu sefer 1 markalı pantolonu, B'nin altına 2'yi, B'nin altına 3'ü ve B'nin altına 4'ü giyebilir. Yine C'nin altına 1'i, C'nin altına 2'yi, C'nin altına 3'ü ve C'nin altına 4'ü giyebilir. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken şeyler şunlar. A, B ve C'ler sütunlara isim verirken, bakın sütunlara isim verirken 1, 2, 3, 4 ise satırlara isim veriyor. Yani şu şekilde gösterecek olursak bakın, griler hep yan yana oluştu, değil mi? Ve A'lar, B'ler, C'ler yani sarılar da sütun biçiminde oluştu. Pekala, kaç tane sütun, kaç tane satır var? 3 tane sütun, 4 tane satır olduğu için aslında biz direkt olarak 3 tane marka, 3 tane çeşit marka tişörtümüz var. 4 çeşit markada pantolonumuz var. 3 kere 4'ten bu işlemin sonucunu hiç şunları yazmadan direkt olarak 12 olarak da söyleyebilirdik. E güzel. Bunun çok kısa bir yolunu bulduk şimdilik. Pekala. Biz bu çocuğa hani bir tişört, bir tane pantolon seç ve dışarı çık dedik ya. Şöyle bir söylemde bulunsaydık. Üzerine hiçbir şey giymeden de veya sadece tişört giyip pantolon giymeden veya sadece pantolon giyip üzerine tişört giymeden de dışarı çıkabilirsin hakkını vermiş olsaydık. Bu seçimi yapma şansı da olsaydı kaç farklı seçeneği vardı. Şimdi bunların yanına hiçbir şey giymeden de dışarı çıkma gibi bir şey yapacaksak, mesela hiç tişört giymeden altına bu 4 pantolondan bir tanesini, 4 tane artı hiç pantolon giymeden üzerine 3 tane tişörtten birisini ya da hiçbir şey giymeden çıkma şansını verirsek toplam 8 tane daha eklememiz lazım. 12 artı 8'den 20 tane yapacak. Hatta bunu daha iyi anlamlandırabilmek için görselleştirelim. Sanki bu adamın bir tane daha tişörtü varmış da o tişört giydiği zaman görünmüyormuş gibi. Bunu da O marka diyelim, sıfır marka diyelim, tamam. Ve sanki bir tane daha pantolonu varmış da yine o da görünmüyormuş gibi düşünelim. Yani o da O marka olsun. Tamam. Hiç görünmeyen pantolon ve hiç görünmeyen tişört. Peki ben bunların yanına başka neler yazabilirdim o halde? Şunları yazabilir miydik? Bakın O marka tişörtün yani tişört giymeden hangi pantolonları tercih edebilir? 1. markayı, 2. markayı, 3. markayı ve 4. markayı. Peki A tişörtünün altına 0 O marka pantolonunu,
B tişörtünün altına O marka pantolonunu ve C tişörtünün altına O marka pantolonunu. Yani bu O marka dediklerimiz aslında hiçbir şey giymediği durumlar. Peki bir de şunu yapabilir dedik. İkisini de giymez. Yani ikisini de O marka seçer ve dışarı bu şekilde çıkar diyelim. Bakın bu sefer kaç tane oldu? 12 tane buradaydı, 8 tane de burada. Toplam 20 tane seçeneği olmuş oldu. Peki bunu da şu şekilde yapabilir miydik? Sanki burada hiç olmayan bir tişörtü varmış gibi düşündük ya. 4 tane tişörtü çarpı sanki burada bir tane daha hiç olmayan bir pantolonu varmış gibi düşünmüştük. 5 tane de pantolonu varsa 4 kere 5'ten 20 derdik. Bunu da bu şekilde bulabilirdik. Aslında bu neye benziyor biliyor musunuz? Bunu şu şekilde yapabiliriz. Bu adamın kaç tane tişörtü vardı? 3 tane. Tişörtten 3 tane varsa ben bu tişörtlerin hepsini sanki birbiriyle çarpıyormuşçasına düşüneyim. Tamam? Ve pantolondan da 4 tane varsa P, P, P ve P gibi düşünelim. Tamam? Şimdi de bunu T üzeri 3 çarpı P üzeri 4 biçiminde yazalım. Bunu da yazdıktan sonra şunu sorabiliriz. Kaç tane tişörtü var bu adamın? Bakın üstte ne yazıyorsa o kadar. 3 tane tişörtü vardı. Yani 3 tane seçim hakkı var. Bir de bu adamın hiç giymeme seçeneği var diyelim ve 3'e 1 ekleyelim. Çarpı. Bu adamın kaç tane pantolonu vardı sevgili gençler? 4 taneydi. Sanki bir de hiç seçmeme durumu var gibi düşünelim ve 4 artı 1 yapalım. Bu artı 1'ler hiç seçmeme durumumuz. 3 ile 1'i toplarsak 4, 4 ile 1'i toplarsak 5 yapar. 4 kere 5'ten biz bunun sonucunu 20 olarak da bulabilirdik. O halde gelin siz de şunu notlarım kısmına ekleyelim artık. Misal 2'nin küpü çarpı 3 üzeri 4 diyelim. Böyle bir sayımız var bizim. Tamam? Ben bu sayının bölenlerini kaç tane olduğunu hesaplamak istiyorum. Hatta bu sayıyı biraz daha küçük tutarsak işimiz daha da kolaylaşır. Örnek veriyorum 2'nin karesi çarpı 3 üzeri 1 ne yapar? 12 yapar. Pekala. Ben 12'nin bölenlerinin aslında 12'yi tam bölen sayıların 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 olduğunu biliyorum. Toplam kaç taneymiş? 6 tane. Değil mi? Pekala. Bu 6 tane durum var. 6 tane böleni var. Peki ben bunları tek tek oluşturabilirsem nasıl oluşturabilirim? Mesela şöyle. 2'den bir tane seçerim. Değil mi? 3'ten de bir tane seçerim ve 6'yı oluştururum. 2'den bir tane seçerim. 3'ten hiç seçmem. 3 üzeri 0'la gösterebilirim bunu da. 2 tane oluşturabilirim. 2'den 2 tane seçerim ve 3'ten 0 tane seçerim ve böylelikle 4'ü oluşturabilirim. Sonrasında 2'den hiç seçmem, 3'ten de hiç seçmem. 2 üzeri 0 çarpı 3 üzeri 0'dan 1'i oluşturabilirim. 2'den hiç seçmem ve 3'ten bir tane seçerim. 2 üzeri 0 1 olduğu için 3 üzeri 1 de 3, 3 kere 1'den 3 oluşturabilirim ve 2'nin hepsini seçerim. 3'ün de hepsini seçerim ve toplamda da 12'yi oluşturabilirim. İşte tüm bu seçimler buna ait. Dolayısıyla ben yukarıda tişört ve pantolon muhabbeti için yaptığım şeyi sanki bunu tişört, bunu da pantolon olarak düşünürsek 2'yi 1 arttırırım 3, 1'i de 1 arttırırım 2, 3 kere 2'den 6 derim ve sonuç olarak kaç tane tam böleni olduğunu bu şekilde de bulabilirim. Tek tek saymaktansa bakın 4, 5, 6 tane bulmuştuk. Tamam. Şimdi o zaman biz elimizde eğer şöyle bir sayı varsa A üzeri X çarpı B üzeri Y çarpı C üzeri Z eşittir A gibi bir sayı varsa. Tabii ki arkadaşlar burada A, B, C'nin birer asal sayı olduğunu unutmayacağız. X, Y, Z'nin de birer sayma sayısı olduğunu unutmayacağız. Tamam mı? Eğer durum buysa biz ne demek zorundayız artık pozitif tam bölen sayılarını bulmak için? Üstlerini 1 artırıp çarpacağız. Yani x artı 1 çarpı y artı 1 çarpı z artı 1 biçiminde ifade edeceğiz. Peki şimdi tekrar aşağıya doğru inelim. Bakın ben 12'nin bölenlerini 1, 2, 3, 4, 6, 12 bulmuştum. Bunun 12 sayısını eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 4, eksi 6 ve eksi 12 de tam bölmez mi? Böler. Peki bunlar kaç tane? Bunlar da 6 tane. Yani ne kadar pozitif bölenimiz varsa o kadar da negatif bölenimiz var diyebiliriz. Buradan da yine bunun formülü de x artı 1 çarpı y artı 1 çarpı z artı 1 biçiminde gösterilebilir. Peki tüm bölenlerin adedi nasıl bulunur? Pozitiflerle negatiflerin toplamı kadar. Pozitif de aynı miktarda, negatif de aynı miktardaysa iki tane pozitif bölen sayısı ya da iki tane negatif bölen sayısı kadar tüm bölenlerin adedi vardır diyebiliriz.
tek bölen adedi nasıl bulunacak? Peki, şimdi o zaman şöyle diyelim. Herhangi bir sayı düşünün aklınızdan. Bu tek veya çift bir sayı olsun. Mesela ben diyorum ki 3'ü seçtim, 11'i seçtim ve işte 12'yi seçtik diyelim. Tamam? 3'ü 2 ile çarparsan 6 yapar, 11'i 2 ile çarparsan 22 yapar, 12'yi 2 ile çarparsan 24 yapar. 3 sayısı tek bir sayıydı, 11 sayısı da tek bir sayıydı ve 12 sayısı çift bir sayıydı. Fakat bunların hepsini 2 ile çarptıktan sonra hepsi birer çift sayıya dönüştü. Demek ki bir sayıyı çift yapmak gerekiyorsa onu sadece ama sadece 2 ile çarpmak yetiyormuş. O halde şurayı temizledikten sonra artık şöyle bir mantık kuralım. Bakın unutmayın, bir sayıyı çift yapabilmek için onu 2 ile çarpmak yetiyor. O halde bizim elimizde m tane ikimiz bulunsun, n tane bir a asalımız bulunsun ve k tane de bir b asal sayımız bulunsun. A ile b burada asal. Pekala, bir a, büyük a sayısı ele alalım ve bu sayıyı 2 üzeri m çarpı a üzeri n çarpı b üzeri k biçiminde gösterelim. Bunun kuvvetleri neler arkadaşlar? M, n ve k. Şimdi biz dedik ki bir sayıyı çift yapabilmek için bir tane bile 2 ile çarpsam yetiyor. O halde ben bu ikileri görmezden geleceğim. Çünkü 2 burada bize lazım değil. Neden? Tek bölenlerini buluyoruz. Eğer bir sayının tek bölenlerini veya tek çarpanlarını bulmak istiyorsan senin ikilerle işin yok. O halde ikilerin hepsini eledik. Eledikten sonra sadece n'yi bir artıracağız ve k'yı bir artıracağız ve bunların çarpımlarının sonucu bize tek bölen adetlerinden sadece pozitif veya negatif olanları verecek. O halde ben bir de bunu 2 ile çarparsam işte o zaman tüm tek bölen adetlerini bulmuş olurum diyeceğim. Bizim formülümüz bu. Bir sonraki sayfada da çift bölen adedini bulacağız. Şimdi gelin şöyle diyelim. Tüm bölen adetleri, tümü diyelim. Tümü kaç taneydi sevgili gençler? Bunu söyleyebilir misiniz? X artı 1. Hatta bunu şöyle diyelim. Az önce verdiğimiz örnekten yola çıkalım o zaman. Tamam mı? Bakın burada ne vardı? 2 üzeri m, a üzeri n, b üzeri k vardı. Bunu tekrar şuraya yazalım. 2 üzeri m çarpı a üzeri n ve çarpı b üzeri k'ydı. Eşittir büyük A sayısı. Şimdi şunu biraz düzgün yazalım ki okunsun. Evet. Şimdi bakın. Tümünü bulmak için işte şurada gördüklerimizin hepsini topla, bir ekleyip çarpmamız gerekiyor. Yapalım. M artı 1 çarpı N artı 1 çarpı K artı 1 deyince yetiyordu. Değil mi? Tümünü buluyorduk. Hatta bir de neyimiz vardı? Çarpı 2'miz vardı. Güzel. Peki bunun yanı sıra biz en son neyi bulduk? Tek bölen adetlerini bulduk. Tekler nasıldı arkadaşlar? Bunları nasıl buluyorduk? Onu da hemen şuraya şöyle yazalım. Neydi? N artı 1 çarpı K artı 1 çarpı bir de 2'miz vardı. Peki ben tüm bölenlerden eğer teklerden kurtulursam, tekleri çıkarırsam elimde sadece çiftler kalmış olur. O halde gelin ben tümünden tekini çıkarayım. Burada ortak olanlar ne var bakın? 2 çarpı k artı 1 çarpı n artı 1 var. Burada da 2 çarpı k artı 1 çarpı n artı 1 var. O halde ben bunun parantezini alırsam 2 çarpı n artı 1 çarpı k artı 1 dersek geriye bakın burada m artı 1 kalıyor. Çıkarıyorduk ya eksi. Burada da bir tane 1 çarpanımız kalıyor. Onu da ekledik. Pekala 2 çarpı n artı 1 çarpı k artı 1 çarpı buradaki m artı 1 eksi 1'den artı 1 ile eksi 1 birbirini götürürse geriye sadece m'miz kalacak. Şimdi bu ne demek hocam? Aslında daha kısa bir şekilde ezberleterek de bunu yapabiliriz. Bak, biz üstlerini 1 artırıp çarpıyorduk ya. Çiftleri bulurken ne yapacaksın biliyor musun? Tek olanların üstlerini 1 artırıp çarparken çift olanın üstünü sabit bırakacağız. Anlaştık mı? Bu şekilde de çift bölen adetlerini bulabilirsin. Şimdi geçelim örneklere. Bakın örneklerde güzel sorular var. Dikkatli dinle. 21 üzeri 4n artı 1 sayısının 36 tane pozitif böleni varsa n kaçtır diye sormuş. Öncelikle biz bu formülü yani üstünü 1 artırıp çarpma formülünü özelliğini hangi durumda kullanacağız? Buradakiler yani tabanımız asal sayı ise. Şimdi 21 asal mı? Hayır değil. O halde 21 sayısını ben asal çarpanlarına ayırırsam 3 kere 7 yapar diyeceğiz ve 21'in 4n artı 1. kuvveti yerine 3 çarpı 7'nin 4n artı 1. kuvveti dersek aslında biz bunu şu şekilde yazabiliriz. 3 üzeri 4n artı 1 çarpı 7 üzeri 4n artı 1 şeklinde de yazabiliriz.
Peki ben bunların üstlerini, şunları yani 4n artı 1'leri 1 arttırırsam 4n artı 2 yapar çarpı bir de ne olacak? 4n artı 2. Aynısından 2 tane var ya eşittir. Kaç tane pozitif tam sayı böleni varmış? 36 tane. Dolayısıyla artık şu cümleyi kurma vakti geldi. Şu soruyu sorma vakti geldi. İkisi de aynı mı? Aynı. İki tane aynı olan sayının çarpımı 36 ise bu da 6'dır. Bu da 6'dır diyebiliriz. Yani 4n artı 2 eşittir 6 ise 4n eşittir 4 ise 4 n kaçtır sevgili gençler? N eşittir 1'dir diyebiliriz. Bir alttaki örnekte yine buna benzer olarak çözeceğiz. 15 üzeri 6n sayısından bahsetmiş. 15'in 3 kere 5 olduğunu biliyorsun. O yüzden 3 üzeri 6n çarpı 5 üzeri 6n biçiminde yapabilirsin. 359 tane asal olmayan pozitif böleni vardır. Asal olmayan diyor. Yani asalları çıkarmış. Ve bizim elimizde hangi asallar var? Bir 3 var, bir de 5 var zaten. Yani kaç tane çıkarmış? 2 tane asalı çıkarmış. O 2 tane asalı çıkardığında 359 tane kalıyorsa ben o 2 tane asalı tekrar adet olarak eklersem 361 yapacaktır. Doğru mudur? Demek ki şunu 6n artı 1, 1 artırırsam bunu da 1 artırırsam 6n artı 1 biçiminde eşittir. Ne olacakmış? 361 olacakmış. Zaten sadece pozitifleri istemiş bizden. Peki 361 dediğimiz sayı aslında 19'un karesi değil mi? Evet. Dolayısıyla bu da 19'dur. Bu da 19'dur diyebiliriz. 6n artı 1'i 19'a eşitlersek 6n 18'dir deriz. Ve n buradan ne olur? 3 olur diyeceğiz sevgili gençler. Bir sonraki örnek. 121 sayısının 121'i hemen bak bu konuda tamam mı? Bu konunun sorularında olabildiğince bütün sayıların tabanlarını asal yapmaya çalış. Hemen 121'i 11'in karesi biçiminde yaz yani tamam mı? Sonuna kaç tane sıfır yazılırsa 48 tane negatif tam sayı böleni olur. Şimdi bakın ben 500 sayısını 1200 sayısını hatta 12.000 sayısını diyelim ve sonrasında 10 sayısını ele alayım. Bu ne demek arkadaşlar? 5 çarpı 10'un karesi demek değil mi? Bu ne demek? 12 çarpı 10'un küpü demek ve bu ne demek? 1 çarpı 10'un birinci kuvveti demek. Hatta burayı 20 yaparsak 2 çarpı 10'un birinci kuvveti olur. Peki şuradaki sayılarla yandaki sayılar arasındaki ilişkiyi kurabildiniz mi? Bence kurmuşsunuzdur çoktan. Neden biliyor musunuz? Çünkü şundan kaynaklı. Bakın burada 2 yazarken burada 2 tane sıfır var sayının sonunda. Burada 3 yazarken sayının sonunda 3 tane sıfır var. Burada 1 yazarken sayının sonunda 1 tane sıfır var. Demek ki sonuna kaç tane sıfır yazılırsa diyor ya. Yani diyor ki 11'in karesini ben 10 üzeri kaçla çarparsam sayının sonunda 48 tane pardon sayının 48 tane negatif tam sayı böleni olur diyor. O halde ben bunu 11'in karesi çarpı 10 dediğim sayı asal değil ya hani 11 asal. O yüzden onu da 2 çarpı 5 olarak yazabiliyorum. 2 üzeri n çarpı 5 üzeri n biçiminde parçaladım bunu. Tamam mı? Nereyi parçaladık? Bakın şu kısmı. Anlaştık mı? Pekala. Şimdi üstlerini 1 artıralım. 2'yi 1 artır 3. N'yi 1 artır n artı 1. Buradaki n'yi de 1 artır. Yine n artı 1 oldu. Kaç tane negatif tam sayı böleni varmış? 48 tane. Direkt 48'e eşitleyebilirim. Tamam mı? Çünkü negatif tam sayı bölümünü bu şekilde buluyorduk. Adedini bu şekilde buluyorduk. O halde her iki tarafı 3'e bölersem burada 16'mız kalır. N artı 1 çarpı n artı 1. N artı 1 çarpı n artı 1. Kaça eşitmiş? 16'ya. Hangi iki sayının çarpımı 16? 4 ile 4'ün. Dolayısıyla n kaçtır arkadaşlar? 3'tür diyebiliriz. Bize ne demiş? Kaç tane sıfır yazılırsa demiştir. N eşittir 3 ya. Bu ne demek arkadaşlar? 10 üzerine 3 tane sıfır yazılması gerekiyormuş demek. Anlaştık mı? Pekala. Şimdi yukarı çıkalım. Bir diğer örnek. Diğer örnekte diyor ki 12'nin küpü çarpı 10'un karesi sayısının kaç tane tek böleni vardır? Tabii bunlardan şimdi ikisi de çift alacağım ne yapacağız diye sormayacaksın tabii ki. Bunların ikisini önce asal çarpanlarını ayıracaksın. 12 dediğimiz sayı 4 kere 3 ya. Ben bu 4 kere 3'ü 2'nin karesi çarpı 3 biçiminde yazarım. 10 dediğimiz sayı da 2 ile 5'in çarpımıysa ben 12 ile 10'u çarpmak yerine 2'nin karesi çarpı 3 ile 2 çarpı 5'i çarpacağım. Tabii öncelikle üstlerinde yazalım. 2'nin karesi çarpı 3'ün kaçıncı kuvveti? 3. kuvveti çarpı 2 çarpı 5'in kaçıncı kuvveti olacak? Bakın burada ikinci kuvveti olacak. Onu da yazdık. 2 kere 3 6, 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 2'nin karesi çarpı 5'in karesi biçiminde yazarsak
Şuradaki ikileri bir buluşturabilirsek güzel olur arkadaşlar. 2 üzeri 6 ile 2'nin karesinin çarpımı 6 tane 2 ile 2 tane 2'nin çarpımı 8 tane 2 yapacaktır. 2 üzeri 8, 3'ün küpü, 5'in karesi. Sayımız bu mu? Evet. Şimdi ne diyor bize? Tek bölenleri soruyor. Tek bölenleri soruyorsa çiftlerle, ki buradaki çift sadece 2. İkilerle işimiz yok. Dolayısıyla ben sadece 3'ün üssünü 1 artıracağım. 4 ve 5'in üssünü 1 artıracağım. 3 olacak. 4 kere 3'ten 12 tane ne böleni var arkadaşlar? Tek böleni var ama bunlar sadece pozitif veya sadece negatif. 2 ile çarparsanız sonucu bulursunuz. 2 kere 12'de 24 olur. 24 tane tek bölen vardır diyebilirsiniz. Geçtik bir sonraki soruya. 12'nin küpü çarpı 10 üzeri a doğal sayısının 192 tane çift böleni varsa kaç tane tek böleni vardır diye sorulmuş bize. Şimdi olayı şöyle yorumlayalım. 12'nin küpü dediğimiz sayı az önce de kullandık. 2'nin karesi çarpı 3'ün kaçıncı kuvveti olacak? 3. kuvveti çarpı 10 dediğimiz sayı da 2 kere 5'ti. O yüzden 2 üzeri a çarpı 5 üzeri a biçiminde yazabiliriz. Hatta ben bunu 2 üzeri 6 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 2 üzeri a çarpı 5 üzeri a biçiminde de yazabilirim. Şimdi şu 2 üzeri 6 ile 2 üzeri a'yı buluşturursak üstlerini toplayın. 2 üzeri a artı 6 çarpı 3'ün küpü çarpı 5 üzeri a. Şimdi bunun çift bölen adedini bulabilmek için ne yapmamız gerekiyordu? Ne yapmamız gerekiyordu? Şunu 1 artıracaksınız 4. A'yı 1 artıracaksınız a artı 1. A artı 6'yı bir arttırmadan yazıyorduk. Hatırlarsanız çift bölen bulunurken o yüzden direkt a artı 6 diye yazdım. Bunlar pozitif bölenler, pozitif çift bölenler. Bir de bunu 2 ile çarparsanız tüm çift bölenleri bulursunuz ki zaten soruda bize tüm çift bölenlerin adedinin 192 olduğu verilmiş. Bunu da 192'ye eşitleyeceğiz. Şimdi 2 kere 4 ne yapar? 8. Bunu da 8'e bölerseniz burası 2, değil mi? 2 ve şurası da 32 ne olacak? 4 olacak. 24 oldu. Yani ben a artı 1 ile elimde kalanları yazıyorum. Bakın burada bir a artı 1 kaldı. Bir de burada a artı 6 kaldı. Pekala a artı 1 ile a artı 6'nın çarpımı neymiş? 24. Şimdi burada uzun uzun ikinci dereceden denklem çözümüne falan girmeye gerek yok. A artı 1 ile A artı 6 arasında ne kadar fark var? 5 büyük değil mi sağdaki soldakinden? Arasında 5 fark olup da çarpımları 24 olan iki sayı hangisi? Küçük olanı 3, büyük olanı 8 değil mi? 3 kere 8 24 yapar. Dolayısıyla A artı 1 eğer 3 ise A kaçtır sevgili gençler? 2'dir. Şimdi A'nın 2 olduğunu bulduk biz. O halde getireceğiz. Şurada yerine yazacağız bakın. Gri ile gösterdiğim yerde yerine yazacağız. Yazalım. 2 üzeri a2 idi ya. 2 artı 6 ne yapar? 8 çarpı 3 üzeri 3 çarpı 5 üzeri 2 oldu. Kaç tane tek böleni vardır diye soruyordu. Çiftlerin hepsini eleyeceğiz. 3'ü 1 arttır 4. 2'yi 1 arttır 3. Bir de bunlar sadece pozitif veya negatiflerdi. Bir de bunu 2 ile çarparsak 24 tane tek böleni vardır diyebiliriz. Aslında çaktırmadan üstteki soruyu çözmüşüz. Aynısı, değil mi? 12'nin küpü çarpı 10'un karesini çözmüş olduk. Şimdi bazen payında veya paydasında parametre yani değişken içeren kesirler verilir ve bu kesrin tam sayıya eşitlenmesi istenir. Bu durumda da arkadaşlar alttaki iki tane örneği verdik. Bunları tam sayıya çevireceğiz gibi anlamayın, algılamayın. Bunları biraz düzenlememiz lazım. Aslında yaptığımız şey şu. Bakın ifadenin içerisine birinci ifadenin içerisinde kaç tane x değişkeni var? İki tane var değil mi? Bunları teke indirmemiz lazım. Daha kolay işlem yapabilmek için. Soru şu haliyle çözülemez mi? Sorular bize geldiği zaman elbette çözülür ama bu şekilde daha kolay işlem yapılır diyeceğiz. Ve bunu da anlamlandırabilmek adına şunu söylememiz gerekiyor. Bakın burada bir x'imiz var. Yukarıda bunun kaç katı var arkadaşlar? 3 katı çarpı 3 katı. O halde diyorum ki buradaki birin de 3 katı yukarıda olsun. Birin 3 katı 3'tür. Dolayısıyla ben 3x artı 3 yazacağım. Hocam 5 vardı o ne olacak? Artı bir de 2 ekleyeceğim. Yani 5'i 3 artı 2 diye parçaladım. Bölü x artı 1 diyelim. Bunu da sevgili gençler 3x artı 3 bölü x artı 1 ve 2 bölü x artı 1 biçiminde parçalayacağız. Bu şekilde parçalarsak 3x artı 3'ü x artı 1'e bölersek ki 3 katıdır. Dolayısıyla direkt 3 yazacağız. Artı 2 bölü x artı 1 olacak. İşte bu ifade buna eşittir.
Neden bunu yaptık? Az önce iki tane x değişkenimiz varken bu ifadede sadece bir tane kaldı. Ve şu an bununla çalışmak daha kolay diye. Tamam. Alttakini de hani genelde paydada büyük olan x katsayısını vermez ama olur da karşımıza çıkarsa diye gösterelim. X 5x'in kaç katı? Yani ben 5x'i neyle çarparsam x elde ederim? 1 bölü 5'te. O halde 20'yi de 1 bölü 5 ile çarpalım. Ben 20'yi 1 bölü 5 ile çarparsam yani 20'yi 5'e bölersem 4 bulurum. O halde yukarıda da artı 4 olmasını istiyor. Yani x artı 4. Şimdi hocam eksi 7 vardı. Ben artı 4 yazdım. 4'ten neyi çıkarırsam eksi 7 olur. Tabii ki 11'i. Bölü 5x artı 20 diyeceğiz. Bunu da nasıl parçalamamız gerekiyor? X artı 4 bölü 5x artı 20 eksi 11 bölü 5x artı 20 şeklinde. Tamam? Yazalım. X artı 4'ü 5x artı 20'ye bölersek ki neyle çarptığımızı biliyoruz. 1 bölü 5 eksi 11 bölü 5x artı 20 yazacağız. Bakın az önceki ifadede iki tane x değişkenimiz vardı. Yeni bulduğumuz ifadede sadece bir tane x değişkenimiz kaldı. Bunu görmekte fayda var. Şimdi alttaki sayfada sorumuza okuyalım. Diyor ki çarpımları toplamlarının 5 katı olan farklı iki doğal sayının pozitif farkı nedir? Şimdi ben bu sayılara birine a diyeyim, birine de b diyeyim. İki tane sayımız var. Ben bunları çarptığım zaman bunlar toplamının 5 katına eşit oluyormuş. Çarpı 5 ve bunlar birbirine eşitmiş. O halde bu 5'i içeri dağıtırsak a çarpı b eşittir 5a çarpı 5a artı 5b olur. Bunlardan bir tanesini karşıya atalım. 5a'yı karşıya attım. A çarpı b eşit eksi 5a eşittir 5b oldu. Şimdi peki bakın burada bir a var, burada da bir a var. Gelin bunları A parantezine alalım. A parantezine geriye ne kaldı? B eksi 5 kaldı. Onu da yazalım. B eksi 5 eşittir 5B oldu mu? Evet, gayet oldu. Ve A'yı yalnız bırakabilmek adına burada gördüğümüz B eksi 5'i karşıya bölü olarak atalım. Yani A eşittir 5B bölü B eksi 5 olsun. Tamam. Hocam bunu yaptık. Bizim ne işimize yarayacak? Bakın B'nin kaç katı var yukarıda? 5 katı var 5b. O zaman istiyorum ki eksi 5'in de 5 katı yani eksi 25 yukarıda olsun. O halde ben bu a'yı nasıl yazacağım biliyor musunuz? 5b eksi 5'in 5 katı 25 eksi 25 artı bir de 25 koyacağız ve burayı da b eksi 5'e böleceğiz. Şimdi yaptığımız işlem 5b eksi 25'i b eksi 5'e böleceğiz. Bir de 25'i b eksi 5'e bölüp toplayacağız. Yani a dediğimiz sayı neye eşit oldu? 5b eksi 25 bölü b eksi 5 biliyorsunuz 5 katı olduğu için 5'e eşit. Artı 25 bölü b eksi 5 dedik. Bu benim ne işime yaradı? Az önce 2 tane b değişkenim vardı. Şimdi bir tane kaldı. Daha kolay işlem yapacağız. Şimdi arkadaşlar. Burada şunu yapmamız gerekiyor. B eksi 5 dediğimiz sayı 25'i tam bölmesi gerekiyor. Bakın b eksi 5 dediğimiz sayının 25'i tam bölmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben buradaki b eksi 5'e verebileceğim şeyler 25'i 1 böler, 5 böler, 25 böler. Ben burada negatiflerin içine girersem o halde negatifler işin içine girerse a'yı negatif bulabilirim. Hatta gelin onları da yazalım. Eksi 1'e eşit olabilir, eksi 5'e eşit olabilir ve eksi 25'e eşit olabilir. Tamam. Şimdi gelin tek tek halledelim bunları. Şu tarafa yazalım. Tamam, şu tarafa yazalım. Siz notunuzu sol tarafa sıkıştırın veya notların kısmına sıkıştırın. Sonra buraya geçtiğimizde burayı sileriz. Şimdi bakın. Eğer ki b eksi 5 1 ise b kaç olur arkadaşlar? 6 olur. B 6 olur. B eksi 5 eğer 5 ise b 10 olur. B eksi 5 eğer 25 ise b 30 olur. Değil mi? Eğer ki b eksi 5 eşittir eksi 1 ise b kaç olur? 4 olur. B eksi 5 eğer ki eksi 5 ise B 0 olur. Ve B eksi 5 eşittir eksi 25 ise B kaç olur? Eksi 20 olur. Diyor ki farklı iki doğal sayı demişti. Şimdi B'nin doğal sayı olmadığı durumları şimdiden eleyebiliriz. Mesela eksi 20 gibi. Bunu eledik. Boşuna işlem yapmayalım onunla. Pekala. B sayısı 6'ysa 6'yı yazdım buraya. 6'dan 5'i çıkar ya da şuraya yazdım. 6'dan 5'i çıkar 1. 25'i 1'e böl. 25. 25'e 5 ekle 30 olur. A 30'muş.
B6 ise A30 oluyormuş. B10 ise ondan 5'i çıkar 5. 25'i 5'e böl gene 5. 5'e 5 ekle 10. A10 ise B'de olmuş. Tamam. B30 olursa burası. 30'dan 5'i çıkar 25. 25'e 5'e böl. 25'i 25'e böl. 1. 1'e 5 ekle 6. Demek ki A6 oluyormuş. A30 iken. B30 iken. Eğer ki B4 olursa 25'i 4'ten 5'i çıkar eksi 1. 25'i eksi 1'e böl eksi 25. Eksi 25'e 5 ekle eksi 20. A eksi 20 geldi. Ama A bir doğal sayıydı. Dolayısıyla bu olmaz diyeceğiz. 25'i eksi 5'e böl. Yani neden? B'ye 0 veriyoruz. 25 eksi 5'e böl. Eksi 5. Eksi 5. 5 daha. A 0 olur. Demek ki B 0 iken A da 0 olabiliyormuş. Pekala. Demiş ki bize bu farklı iki doğal sayının pozitif farkı kaçtır? Şimdi bakın. 30'dan 6'yı veya 6'dan 30'u çıkarın. 26'dan 30'u çıkarın. Eksi 24. Bu negatif. Gitti. 10'dan 10'u çıkar. 0. 0 pozitif değil. Gitti. 30'dan 6'yı çıkar. 24. Cevap bu olacak. Büyük ihtimalle 0'dan 0'ı çıkar 0. Bu da pozitif değil. Bu da gitti. Demek ki cevabımız neymiş? 24'müş sevgili gençler. Evet. Bir diğer örnek. Bu örneği şuraya bir not alarak önce notumuzu alalım. Sonra örneğimizi çözelim. Not alarak çözebiliriz. Şimdi şöyle diyelim. X artı y eksi 11 1'i bölmüş. X eksi y eksi 3 1'i bölmüş ve toplandıklarında cevap 1 olmuş. Ben burada 1 bölü a ile 1 bölü B'yi burada A ile B arkadaşlar A ile B birer tam sayıyken çözelim soruyu. Tamam. 1 bölü A ile 1 bölü B toplanmış ve 1'e eşit olmuşsa A ile B kaçtır diye soruyor. Ben burayı B ile genişletirsem burayı da A ile genişletirsem B kere 1 B A kere 1 A bölü AB eşittir 1 olur. Ve içler dışlar çarpımı yaparsak A artı B eşittir ne olur? AB olur. Sevgili gençler, tam sayılar arasında toplamları çarpımlarının eşit olan sadece ama sadece tek bir örnek vardır. 2 artı 2 eşittir 2 kere 2. İkisi de 4'ü verir bize. Tamam. Yani bu ne demek oluyor? A burasıydı, B de burasıydı. Artık A da B de 2 ise sadece 1 bölü 2 ile 1 bölü 2'nin toplamı 1 yapar diyor. Eğer paydalar tam sayıysa. Dolayısıyla diyeceğiz ki x artı y eksi 11 de x eksi y eksi 3 de eğer ki bunu A bunu B olarak seçersek ikisi de 2'ye eşit. O halde yazalım. X artı y eksi 11 eşittir 2 ve x eksi y eksi 3 eşittir 2. Buradan x artı y'nin 13 olduğunu eksi 11'i karşıya attım ve eksi 3'ü karşıya atarsam da x eksi y'nin aslında 5 olduğunu söyleyebiliriz. Toplarsak 2 tane x gelir, y'ler gider. Eşittir 18 ise x kaç gelir? 9. Eğer ki x 9 ise ne eklersem 13 olur. Y eşittir 4 olur. Bizden neyi istiyordu? Y'yi istiyordu. Cevabımız neymiş? 4'müş sevgili gençler. Evet, çıktık bir yukarıdaki soruya. Tabii o soruyu çözebilmek için az önce kirlettiğimiz yeri şimdi temizlememiz lazım. Evet, sorumuzu okuyalım. A ile B birbirinden farklı pozitif tam sayılar. 10 artı AB eşittir 4B olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı nedir? Hemen burada az önce öğrendiğimiz yöntemlerle AB'yi karşıya fırlatacağız, tamam mı? Ve ne olacak? 4B eksi AB olacak değil mi sağ taraf? Peki sol tarafta ne kalmıştı? 10 kalmıştı. Yer değiştirdim. Bu şekilde yazdım. Peki burada ortak olanlar ne var? B'ler var. O halde B parantezini alırsam geriye ne kalır? 4 eksi A kalır eşittir 10 olur. Şimdi bakın. Burada B sayısı. B sayısı. Ama bunlar pozitif ya. B sayısı 10'un bölenleri olmak zorunda. Neden? Veya çarpanlar olmak zorunda. Aynı şey değil mi? İki söylem de aynı. Neden arkadaşlar pozitif bölenleri olacak? Çünkü zaten ben B'yi karşıya atarsam şu şekilde bir eşitlik elde ederim. Ve onu B'ye bölmem lazım ki karşı taraf tam sayı çıksın gibi düşünmem gerekiyor. Tamam mı? Dolayısıyla B burada ne olabilir? 1 olabilir, 2 olabilir, 5 olabilir ve 10 olabilir. Şimdi 1 ile neyi çarparsam 10 yapar? 10'u. 1, 2 ile neyi çarparsam 10 yapar? 5'i. 5 ile neyi çarparsam 10 yapar? 2'yi. 10 ile neyi çarparsam 10 yapar? 1'i. Dolayısıyla 4 eksi a'yı tek tek bunlara eşitleyeceğim. 4 eksi a 10 ise a eşittir eksi 6'dır. Bunlar neydi? Pozitif tam sayılardı. A ne geldi? Eksi 6 gitti. Eğer ki 4 eksi a eşittir 5 ise a kaç olur? Eksi 1. O halde bu da gitti. 4 eksi a eşittir 2 ise a kaç olur? 2 olur. Bu geldi. 4 eksi a eğer 1 ise a kaç olur? 3 olur. Demek ki bu da geldi. Bizden neyi istiyordu? Bu a değerlerinin toplamını istiyordu.
2 ile 3'ünü toplarsak cevabımız ne olur? 5 olur sevgili gençler. Bu soruyu da böylece bitirmiş olduk. Bir diğer soru. X ve Y. Bunlar pozitif tam sayıymış sevgili gençler. X, Y eksi 2X eşittir 5Y artı 21 eşitliğini sağlayan X değerlerinin toplamı sorulmuş bize. Hemen X parantezini alacağım bak burayı. X parantezinde. Y eksi 2 geldi. Eşittir karşı taraf 5Y artı 21 öylece kalsın. Buradaki Y eksi 2 ifadesini ben burada çarpım durumda ya bölüm olarak karşıya atarsam 5Y artı 21 bölü Y eksi 2 mi olur? Evet. Şimdi arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? 5Y artı 21 bölü Y eksi 2 ifadesinde Y'nin kaç katı yukarıdaki 5Y? 5 katı. Eksi 2'nin 5 katı da yukarıda olsun istiyoruz. Yani eksi 2'nin 5 katına eksi 10. O halde ben bunu şu şekilde yazacağım. 5Y eksi 10 artı eksi 10'a ne eklersem artı 21'i tekrardan elde edebilirim. Artı 31 değil mi? Bölü Y eksi 2 diyeceğiz. Ve bu da 5Y eksi 10'u Y eksi 2'ye bölersek 5 gelir. Artı 31 bölü Y eksi 2 olur. Başından beri defalarca söylüyoruz. Bu bizim ne işimize yarayacak? İki tane Y ifadesi vardı. Bir tane Y'ye düşürdük. Tamam. Şimdi devamını getirelim. X pozitif olacak diyor. 31'in bölenleri lazım bize. Demek ki buradaki Y eksi 2 31'de asal ya. Aslında şanslıyız. Y eksi 2 ya 1'dir. Y eksi 2 ya 31'dir. Y eksi 2 ya eksi 1'dir. Y eksi 2 ya da eksi 31'dir. Tüm bölenleri bu kadar zaten. Y eksi 2 1 ise Y 3 olur. Y eksi 2 31 ise Y 33 olur. Y eksi 2 eksi 1 ise Y 1 olur. Y eksi 2 eksi 31 ise Y eksi 29 olur. Y pozitif olduğu için bunlardan bir tanesine eleyeceğiz. Bunlardan bir tanesine güle güle diyeceğiz. Y 3'müş, 33'müş veya 1'miş. Peki Y eğer 3 olmuş olsaydı yani burası 1 olmuş olsaydı 31'i 1'e böldüm 31 5 ekledim 36 x o zaman 36 olabilir. Yazalım x eşittir 36. Güzel. Sonrasında y eksi 2 31 demiştik. Eğer burası 31 olmuş olsaydı 31 31'e böl 1 1'e 5 ekle 6 x 6 olabilir. Bir de eğer ki y eksi 2 eksi 1 olursa tamam mı? 31'i eksi 1'e böl. Eksi 31. 5 ekle eksi 26. Peki x eksi 26 olabilir mi? Olamaz. Neden? Pozitif demişti. Demek ki x'in alabileceği değerler 36 ve 6'ymış. Bunu da toplamı ne yapar sevgili gençler? 42 yapar diyebileceğiz. Evet. Devam edelim bir diğer örnekle. Bakın. Y neymiş arkadaşlar? Buradaki küçücük olan eksiği görmezden gelmeyeceğiz tabii ki. Y negatifmiş. Pekala olmak üzere. XY artı 4X 13 olduğuna göre X'in alabileceği tam sayıların toplamı. Hemen düzenlemiş zaten bize çok güzel. X parantezini alırsak Y artı 4 eşittir ne olur? 13 olur. Pekala. X eşittir 13 bölü. Hatta ve hatta. Şunları şöyle silelim. Şöyle diyelim mi? Az önceki soruda yaptığımız gibi. Karşı taraf 13 zaten. Neden? Asal. Neden böyle düşünüyoruz? Asal. Asalın çarpanları neydi? 1, 13, eksi 1 ve eksi 13. Yani 1 kendisi, değil mi? 1 kendisi ve negatifleri. Pekala. X burada ne olabilir? 1 olabilir. 1 ile neyi çarparsam 13 olur? 1 yazalım. 13 yazalım. Eksi 1 yazalım. Eksi 13 yazalım. Tamam. Şimdi 1 ile neyi çarparsam 13 yapar? 13. 13 ile neyi çarparsam 13 yapar? 1'i. Eksi 1 ile neyi çarparsam 13 yapar? Eksi 13'ü. Eksi 13 ile neyi çarparsam 13 yapar? Eksi 1'i. Pekala. Y artı 4. Eğer ki 13 ise Y kaç gelir? 9 gelir. Y negatif de demek ki bu olmayacak. Y artı 4. Eğer ki 1 ise Y ne gelir? Eksi 3 gelir. Olabilir. Y artı 4. Eğer ki eksi 13 ise Y kaç olur? Eksi 17 olur. Bu da olur. Y artı 4 eğer eksi 1 ise y eşittir eksi 5 olur bu da olur. Hangilerini olur dedik y'lerin? Bu, bu ve bu. O zaman karşılığında da x'ler şunlar olabilir. Hangileriymiş bunlar? 13, eksi 1 ve eksi 13 olabilir. Yani bu olamayacak. Neden? Çünkü y'si negatif olmuyor bunun. Tamam mı? 13 artı eksi 13 artı eksi 1'in toplamını sormuş. Şunlar zaten 0. Cevabımız neymiş? Eksi 1'miş sevgili gençler. Geçtik bir sonraki sayfamız. Artık son sayfamızda yeni örneğimize. Dikkatle dinliyorsun burayı.
72 bölü n eksi 10 ifadesini tam sayı yapan n tam sayılarının toplamı nedir diye sorulmuş bize. Şimdi ben bu soruyu biraz küçülteyim, tamam mı? Yani nasıl küçültebilirim? Mesela 6 bölü n eksi 10 diyelim. Tamam, 6 bölü n eksi 10 diyelim. Bunu tam sayı yapsın n eksi 10'lar. Peki n eksi 10'lar burada hangi sayılar olabilir? 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olabilir ve 6 olabilir. Başka ne olabilir? N eksi 10 eşittir eksi 1 olabilir. N eksi 10 eksi 2 olabilir. N eksi 10 eşittir eksi 3 olabilir. Ve N eksi 10 eşittir eksi 6 olabilir. Şimdi bakın. N eksi 10'lar 1, 2, 3, 6, eksi 1, eksi 2, eksi 3, eksi 6 olduğundan bunların toplamı zaten 0. Neden? 1'in karşılığında eksi 1, 2'nin karşılığında eksi 2, 3'ün karşılığında eksi 3 ve 6'nın karşılığında eksi 6 var zaten. E peki hala? Bunların toplamı 0'sa bu soru bize neyi soruyor? Arkadaşlar, N eksi 10'ların toplamını sormuyor bize. N'lerin toplamını soruyor. O halde tek tek yazalım. N eksi 10 1 ise N 11'dir. N eksi 10 2 ise N 12'dir. N eksi 10 3 ise N 13'tür. Ve N eksi 10 6 ise N 16'dır diyeceğiz. Pekala, N eksi 10 1 ise N 9'dur. N 8'dir. N 7'dir. Ve N 4'tür diyeceğiz. Ve bunların toplamını bulmak zorundayız. E peki bu bizim ne işimize yarayacak? Ya da biz bunu kısa yoldan bulamaz mıyız? Bu ne böyle eziyet çeker gibi. Biz 6 için bu kadar işlem yaptıysak 72 için ne kadar fazla işlem yapacağız? Zaten o kadar çok işlem yapmayacağız. Çünkü burada şunu fark etmemiz gerekiyor sevgili gençler. Bakın, biz şunu yapsak yeterdi. 6'nın kaç tane böleni var? 2 kere 3 değil mi 6? Bunların üssü 1 mi? 1. 1'i 1 artır 2, 1'i 1 artır 2. Bir de tüm bölenlerini bulmak için 2 ile çarpacağız 8. Zaten burada bulduklarımız kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane var zaten. E peki biz de burada 8 bulduk. Ve bütün bulduklarımızın üstüne 10 ekledik bakın. Neler hep 10 arttı. 10 artıyorsa şöyle diyebilir miyiz o halde? Zaten şunların toplamı 0'dı. Hepsini 10'lar arttırırsam 8 kere 10 kadar artar. 8 kere 10 ne yapar? 80. Hatta gelin hesaplayalım, şunların toplamı da mecburen 80 yapmak zorunda. 11 ile 9'u topla 20. 12 ile 8'i topla 20. 13 ile 7'yi topla 20, 60 oldu. 16 ile 4'ü topla 20, 80 oldu. Gördünüz mü? Demek ki ben bunların hepsini tek tek hesaplamama gerek yokmuş. Hemen köşeye çözebiliriz artık. Şu kadarcık yer yetermiş bize şu soru için. 72 dediğimiz sayı 8 kere 9'dur. Yani 2'nin küpü çarpı 3'ün karesidir. Hemen şunu yapacağız. 2 çarpı devamını getirelim. 3'e 1 ekle 4, 2'ye 1 ekle 3. 3 kere 4 12, 12 kere 2 24 mü yaptı? O zaman ben 24'ü 10'la çarpmış olsaydım zaten cevabı bulurdum diyeceğim. Cevabımız 240'mış. Umarım şuradaki kısım anlatımı başarılı olmuştur. Çünkü zihin açıcı sorular bunlar. Diğer sorumuza geçelim. Karışık kuruşuk şekiller vermiş. Bir bakalım. Şu şekli vermiş örnek olarak. Üçüncü şekilde bize kaç tane çember olmalıdır diye soruyor. Ne alaka? Önce o zaman soruyu kendimiz bir yorumlamamız gerekiyor. Bakın, kare burada, değil mi? Kare burada ve 1, 2, 3, 6'ya kadar gitmiş. Kare burada 1, 2, 3, 4, 6, 12'ye kadar gitmiş. O zaman şöyle diyebilir miyiz acaba? Bu karenin içerisinde 6 yazıyor, değil mi? Pardon, çok özür dilerim. Gençler, ben size soruyu yazmayı unutmuşum ya. Bu karenin içerisinde yazılanları vermeyi unutmuşum. Çok üzgünüm. Burası 6, burası 12 olacak. Evet. Kusura bakmayın. Şu an şok oldum. Evet. Şöyle diyebiliriz aslında. 6'nın bölenleri için buradan yola çıkmış. İlk böleni 1'dir en küçük böleni. Pozitif böleni. İkinci böleni 2'dir. Üçüncü böleni 3. Dördüncü böleni 6'dır diyor. 12'nin bölenleri de 1, 2, 3, 4, 6 ve 12 şeklinde gider diyor. 72'nin bölenleri çıkmış buradan 1 diye kaç tane çember oluşur diye soruyor. Artık soru çok basit. 72 eşittir 2'nin küpü çarpı 3'ün karesi değil miydi? Evet. 3'ü 1 artır 4, 2'yi 1 artır 3. Cevap neymiş? 12 imiş. Tamam. Soruyu yazmamışım ya. Neyse. Soru kendisi ve bir sayısı dahil. Ben size şeyde yazarım onu. PDF'de yazarım. Soru kendisi ve bir sayısı dahil 9 adet doğal sayı böleni olan sayılara Musel sayılar denir. Buna göre 1 ile 441 aralığında 1 ve 441 dahil olmak üzere kaç tane Musel sayı vardır diye sorulmuş bize. Şimdi
Bu Musel sayının kaç tane doğal sayı bölen olacakmış? 9 tane. Yani şöyle diyebilir miyiz? Mesela A bir asal sayı olsun, B de bir asal sayı olsun. Eğer ki ben bunu A'nın karesi, B'nin karesi biçiminde yazarsam 2'yi 1 artır 3, 2'yi 1 artır 3, 3 kere 3 9 yapsın diyor. Ya da direkt olarak bir tane asal sayının 8. kuvveti olsun diyor. Neden? Çünkü 8'i 1 artırırsam direkt 9 yapar. Bu da olur, bu da olur. E peki, çünkü 9'u başka bir şekilde elde edemem. 3 kere 3 var, değil mi? Hani başka bir şey yok. 3 kere 3, 1 kere 9 var. Başka hiçbir şey yok. Pekala, a kare b kare şeklinde olması için şunları yazabilir miyiz? Mesela 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi o zaman bir Musel sayısıdır. Veya 2'nin karesi çarpı 5'in karesi. 4 kere 25'ten 100 yapar bu aralıktadır. 2'nin karesi çarpı 7'nin karesi 4 kere 49 yine 200'den daha küçük sayı bu aralıkta. 2'nin karesi çarpı 7'den sonraki asal ne? 11. 11'in karesi. 11'in karesi 121. Ben bunu 4 ile çarparsam 484 yapar. Ve 441'i geçtiği için artık bunu almama lüzum yok sevgili gençler. Burada kaç tane Musel asalı bulduk? 3 tane. Peki 2 hep olmak zorunda mı işin içinde? Yok. 3'ün karesi çarpı 5'in karesi desek mesela 9 kere 25 225 yapar. 441'in içerisinde bu da var. 3'ün karesi çarpı 7'nin karesi desek 9 kere 49 ki kendisi 441 yapar. Artık son sayıyı da bulmuş sayılıyoruz biz, değil mi? Bu da vardır. Başka da hiçbir sayı yoktur. Dolayısıyla kaç tane bulduk bakın? 1, 2, 3, 4, 5 tane bulduk. E peki şu şekilde olan var mı hiç? 258 kaçtır mesela? 256 mıdır? 441 ile 1 arasında mı? Evet, o zaman bu da var. Ama 3 üzeri 8 bu aralığın çok çok dışında. Dolayısıyla bunu almayacağız. Ve 5 tane burada saymıştık. Bir tane de burada var diyeceğiz. Toplamda kaç tane Musel sayısı varmış? 6 tane Musel sayısı varmış bu aralıkta. Ve geçelim son sorumuza. Bu soruyu çok iyi dinlemeni rica ediyorum. Başka kaynaklarda bu sorunun direkt sözel hali var. Ve bu soruların çözümünü de bu sorulara güzel ve şık bir çözümü de ben getirdim. Çözüm çok ama çok ama çok kısa, tamam mı? Ama bu çözümü açıklarken biraz vakit harcayacağız. Ama sen bu çözümün açıklamasını anladıktan sonra kafana bu yattıktan sonra gerçekten sen de artık neden bu şekilde olduğunu anlayarak çok kısa bir şekilde çözebileceksin. Şimdi bir tane x sayısını sembolize etmiş. Diyor ki bir üstten karekök bir de alttan karekök işareti vermiş buna. Diyor ki x sayısının karekökünden büyük pozitif bölen adedi. Karekökünden büyük pozitif bölen adedi olarak tanımlandığına göre 20.736 sayısının bu şekli içine almış. Kaça eşittir diyor. Yani diyor ki 20.736'nın karekökünden büyük olan kaç tane böleni vardır diyor. Öncelikle bu 20.736 sayısının tek tek asal çarpanlarını ayırırsan bunun 144'ün karesi olduğunu anlayacaksın. Tamam. 144'ün karesinin karekökü ne yapar? 144 yapar. Demek ki bu sayının 144'ten büyük kaç tane pozitif böleni var diye soruyor. Şurayı anlamadıysan tek bir daha dinle, kesinlikle anlayacaksın. Tamam, yanlış hiçbir cümle kurmadım. Şimdi 144'ten büyük kaç tane pozitif böleni vardır diye bir soru varsa eğer 144'ün karesinin aslında şu olay 144'ün karesinin 144'ten büyük kaç tane pozitif böleni var? Kaç tane böleni var diyelim. Tamam. Kaç tane böleni var? Aslında soru bu. E peki bunu nasıl düşünmemiz gerekiyor? Buna çok güzel bir çözüm bulduğumu iddia edebilirim. Hatta Mustafa Yağcı hocamın kitabında da bu çözümü Mustafa Hoca sağ olsun yayınladı. Pekala, bu çözüm nedir arkadaşlar? Önce bunun mantığını bir kavrayalım. Ben bu soruyu çözmeye çalışırken hep şu geldi aklıma. Acaba dedim diğer sayılara denesek bir çözüm elde edebilir miyiz? Zaten ben burada aydınlandım. Öncelikle mesela bir karesel sayı düşünelim, tamam mı? Karesel sayı. Örnek veriyorum 36'yı düşünelim. 36 dediğimiz sayı 6'nın karesidir. Ve şu şekilde düşünebiliriz. 36'nın tam bölenleri 1 böler, 2 de böler, 3 de böler, 4 de böler bunu, 6 da böler, 9 da böler, 12 de böler, 18 de böler, 36 da böler. 36'nın kaç tane böleni oldu arkadaşlar? Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve bir tane de burada var 9. Değil mi? Neden 6'yı bu şekilde ayırdım? Çünkü 36'nın kareköküdür 6. Değil mi? 36'nın karekökü 6'dır. Ben bunu kök 36 biçimde yazayım.
ve karekökünden küçük 4 tane tam böleni varken büyük de 4 tane tam böleni vardır. Bu bir tesadüf mü diye düşündüm. Sonrasında dedim ki karesel sayı için sağlaması normal. Sayı ya karesel olmasaydı, yani tam şu ortadaki sayı çıkmaya da bilirdi. Mesela 72 sayısı. 72 sayısının pozitif bölenlerini düşündüm sonra. Dedim ki 1 var, 2 var, 3 var, 4 var, 6 var. Başka ne var? 8 var. 9 var. O zaman 12 de var, değil mi? 12 de var. Başka ne var? 16 yok. 18 var, değil mi? 24 var. Güzel. 24 var. Sonra 36 var ve sonra 72 var. Sanırım bu kadardı. İnşallah eksik bir şey yazmamışızdır. Bunun kaç tane ona bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve şurası 12. Doğru mu? Bu da 12. Ortadakini işaretlemek için bekledim. Ama ortadaki gelmedi. Neden? Çünkü 12 taneydi. Bakın burada da hesapladık. 12 tane. Şimdi düşündüğümüz zaman bu 72'nin karekökü, 72'nin karekökü biliyorsunuz ki kök 64'ten daha büyük ve kök 81'den daha küçük olmak zorunda. Ki kök 64'ün 8, kök 81'in 9 olduğunu biliyorsak demek ki bunun karekökü 8 ile 9 arasında bir sayı. 8 ile 9'un tam ortasında olduğunu düşünüyoruz. Tam ortası dedim, yani ortada bir yerde olduğunu düşünüyoruz. Madem ortada bir yerde, gene şunu fark etmemiz gerekiyor. 72'nin karekökü burada bir yerde ise 72'nin pozitif bölenlerinin 6 tanesi sol tarafta kalırken 6 tanesi de sağ tarafta kalıyor. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 6 tane. Bu tarafta da 6 tane. 12 tane ise yarısı solda yarısı sağda kalıyor. Güzel. Madem öyle dedim ben. Şunu hesaplarım. 144 dediğimiz sayı, 144 dediğimiz sayı asal çarpanlarını ayırırsak şu şekilde, hop, 2'ye böl 72, 2'ye böl 36, 2'ye böl 18, 2'ye böl 9, 3'e böl 3, 3'e böl 1. Yani 144 dediğimiz sayı 2'nin 4. kuvveti çarpı 3'ün karesiymiş. 144'ün karesi dersek o zaman bunları da karesini almak zorundayız. Yani 2 üzeri 8 çarpı 3 üzeri 4. O halde geriye artık ne kaldı biliyor musunuz? 144'ün karesini çarpanlarına ayırdık ya. Bunu bir artırdım, bunu bir artırdım. Adedi önemli benim için. 9 çarpı 5 eşittir 45 mi? Evet. O halde 22 tane sayı burada olduğunu düşünün. 23. burada, 22 tane de burada olursa bakın 22'si burada, 22'si burada, bir tane de burada var. Toplam 45 yapar mı? Yapar. O halde diyoruz ki bu tam ortadaki 144'ün karesinin karekökü olan 144'tür. 22 tanesi sağda kalırken 22 tanesi solda kalır. Ki bize neyi sormuştu zaten? 144'ten büyük kaç tane böleni vardır diye sormuştu. 144'ten büyük 22 tane böleni vardır diyebiliriz sevgili gençler. Evet. Bu videonun ve bölen sayıları adlı konu anlatımının sonuna geldik. Toplamda 54-55 dakikalık bir video oldu sanırım. Diğer konularda, diğer videolarda görüşeceğiz arkadaşlar. Bu arada yorumlarınızı ve beğenilerinizi artık ne deniyor ona? Beğenme, dislike mi oluyor? Ha, beğenmeme değil mi? Ha. Onu da arkadaşlar belirtirseniz, hani beğendim, beğenmedim, yorum atalım, şöyle yapalım, böyle yapalım. Yorumda da belirtebilirsin beğenip beğenmediğini. Biz de neyin ne olduğunu görelim. Soruları nasıl buluyorsunuz? Soruları daha da zorlaştıralım mı? Daha da alt seviyeye çekelim mi? Nasıl buluyorsunuz? Bunları da yoruma yazarsanız seviniriz. Bunun haricinde ne olursa, hani beni de yormayacak, sizi de yormayacak şekilde. Bunun haricinde başka ne olursa sizin için iyi olur. Bunları da yazalım. Bu arada Sınav Ajandası grubunun YouTube kanallarına da abone olmayı unutmayınız. Biliyorsunuz Kimya Adası, Senin Biyolojin, Fizikle Barış, Kenan Karayla Geometri, SML Hoca yani ben ve Serdar Hocamız yani Türkçe Haneye de abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Bir sonraki videolarda ve bir sonraki konu anlatımlarında görüşünceye dek hoşça kalın, sağlıcakla kalın ve bol bol matematik çalışmayı unutmayınız sevgili gençler.